Yeni mallarımız geliyor arkadaşlar. Kalite, hesaplı fiyat arkadaşlar. Yörükoğlu. Mahmut tamam mı buradan? Evet. 56 olan burada mı? Evet. Tamam. Kapat. Murat abi 75 kilo 600 gram abi sen tokun. Sani 75 kilo 600 gram abi. Hatta 800 gram 75-800. 84 numara. 84.400. 46 numara. 79 kilo. 76. Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video daha karşınızdayım. Allah'ın izniyle kurbanlığı bitirdik. Yeni mallar getirdik. Şöyle görüyorsunuz. Bunlar tam çerezlik. Bakın eski bambeyazlarından bir bu kaldı, bir bu kaldı. Bunlar hep yeni geldi. Kuyruklar kibar. Yarım besili. Bunları ayakta satıyoruz arkadaşlar. 15, 16, 17. İsteyene yine kiloyla veriyoruz. Her bütçeye uygun yani. Erkek hayvan. Yani 14'lük de vardır bunun içinde. 14'ü de vereceğim var. Yani uygun hayvan. Bakın gördüğünüz gibi bunlar da akıllılık da yiyor. Sade toklu besi yemi arpa. Bunlar arpada giriyoruz. Şöyle görüyorsunuz. Bunlar daha çok arpa yiyor yani. Besi yemini fazla yemiyorlar. Adam arpaya alıştırmış. Yani hayvanlar bayağı bir sıkıntı yaşıyorlar. Neden? Hava çok sıcak. Yani inanılmaz sıcak. Bunlar zaten yoldan geldiler. Pazarlarda şu an nasıl diyeyim? Arife günü inşallah bir yoğunluk olur. Yoksa pazarlarda millet fazla mal satamadı. Yani kötü mal yok, iyi mal da var pazarda, yaylı malı da var. Yani bu gruptan da hayvanlar getirmişler. İnsanlar gerçekten bir emek etti, bir uğraş verdi ama bu sene alıcı insanların sanırım fazla durumu yoktu. Fazla kişi mal kesemiyor, çoğu bağış yapıyor. Yani 6000 liraya Afrika'ya, 4500 Afrika'ya bağış yapılıyor. Bunlar ne derece doğru, ne derece yanlış bilmiyorum yani. Yani o para o bağışa gidiyor mu? Onu bilmiyorum. Yani nasıl oluyor, nasıl ediliyor bilmiyorum yani arkadaşlar. Çünkü Afrika deyince herhal mal beleş değil yani. Afrika'da sonuçta o kadar uygun olsa. O kadar uygun olsa Afrikalılar niye et yiyemiyor? Et orada pahalı ki et yiyemiyor. Ama burada 4500 liraya. Yani 4500 euro mu ediyor artık? 110, 120 euro ediyor yani Afrika'ya. Yani insanlar kendini belki rahatlatıyor bu kadar uyguna biz kurban bağışı yaptık oraya gidiyor ama belki ne derece doğru bağış yapılıyor, ne derece doğru oraya gidiyor bunu bilmiyorum. Şimdi geçen gün bir internette bir abimiz atmış internete. Şimdi diyor ki adam ben diyor bir hisseye girdiğim zaman diyor 40 kilo 35 kilo yani bir hayvan 4 kişilik 5 kişilik 7 kişilik olur mesela. Yani 3 kişi de alır durumuna göre bir kişi de alır bir hayvanı büyükbaş hayvanı mesela. Şimdi büyükbaş bir hayvanı yani 7 kişiye bölüyorlar 18 kilo büyükbaş yani et geliyor diyorlar yani 18 kilo yani nasıl bir hayvan kesiliyor? Demek ki bu hayvan kapaklı mı kapaksız mı? Nasıl yani İslami şartlara göre nasıl oluyor yani bu? Yani adam 18 kilo et alıyorum diyor yani markete veriyorum işte 18 kilo yazıldım. Mesela ne bileyim 12 bin lira 15 bin lira artık her neyse et parasını alıyor. Yani büyükbaş bir hayvan 5 kişilikse 7 kişilikse yani bu nasıl oluyor da bu şekilde oluyor yani? Adama diyor ki kardeşim diyor, bir büyükbaş hayvan herhalde 20 kişiye pay ediyorlar diyor yani. Bunu ben görmedim. Yani çok değişik şeyler oluyor. İnsanlar da o tarafa para atıyor ama bu şekilde emek eden insanlar, emekçi insanlar. Yani şimdi burada yorumlara da yazıyor adam kızıyor ya diyor siz de ucuzlatsanız. Arkadaşlar bu hayvanın bir maliyeti var. 500-550 lira arası bunun yemi var yani. Arpanın kilosu bazı bölgelerde 9 lira bazı bölgelerde 10 lira. Bizim burada 10 lira yani Osmaniye'de 10 lira. 9,5 10 lira arpa da kalite kalite. Şimdi yani bunu şu hayvanın günlük masrafı iyi para yani.
Yani gördüğünüz gibi mal önünde 24 saat yiyor. Yoncanın kilosu 10 lira. Mercimek samanı 10-12 lira arası değişiyor kalitesine göre. Şimdi bunu nasıl uyguna veriyorlar? Nasıl uyguna kesiyorlar? Bu bağışlar nasıl oluyor ben bilmiyorum. Yani insan tamam diyor, ben kurbanlık parasını attım diyor. Benden geçti diyor. O da ne olursa olsun. Ama yazık günah, bu bir rant oluyor. Ve bu sefer önüne gelen dernek kuruyor. Bağış derneği. Afrika'da adam iki tane mal kesiyor. Yani o malı kesip de bağış yaptığına kesin mi yani? Nasıl oluyor ben bilmiyorum. İşte diyor videosunu atıyorlar. E tam bir malı yatırırlar. O 30 kişiye 50 kişiye videosunu çekip çekip atarlar yani. Yani adamın ismini söyleyip de o malın kafasını kestiğini görüyor musunuz? Adamın malın önünde misal arkadaşım atmış, misal geçen sene ben oradan biliyorum. Hayvanı yatırmışlar, bağlamışlar. İşte ismini söylüyor. Adak kurbanı Allah kabul etsin diyor. Kapatıyor. Hayvan kesilmedi ama. Öbürüne bakıyorum. O da aynı yere bağış yapmış. Onun da ismi okunuyor. O da kapatılıyor. Hayvan kesilmedi ki. Hayvan kesildi mi dedim. Bak burada kesmiyor hayvanı. E diyor bunu belki diyor 7 kişi. E şimdi bunu 100 kişiye okumadığını nereden bileceğiz arkadaşlar? Yani bilmiyorum. Yani bu hayvanın Avrupa'dan da olsa bir maliyeti var. Güney Amerika'dan da olsa maliyeti var. Şimdi biz Güney Amerika'dan Angus getiriyoruz. Kilosu 7 dolar. 7 dolara geliyor bakın. Güney Amerika Hristiyan bölge, adamlar domuz eti yiyor. Şimdi orada daha ucuz olması lazım. Canlı kilosu 2 dolara gelmesi lazım. Bunu bize devlet getiriyor ama kilosu 7 dolara geliyor. Yani 220 liraya 230 liraya canlı kilo geliyor bize bu hayvan. E burada da alsan aynı para. Yani nasıl bak, Güney Amerika ile bura, Uruguay ile bura aynı fiyat. Arjantin ile Brezilya ile aynı fiyat. Ya Avrupa'dan niye gelmiyor? Avrupa'da da bir hayvan varlığı yok. Avrupa'dan sadece damızlık hayvan geliyor, aynı para. Yani bilen, bu işi yapan hayvancı arkadaşlarımız varsa söylesin. Yani insanların bence parasını, tamam sağlam kurum vardır, buna bir şey diyemiyorum. Bak sağlam kurum yok değil yani. Şimdi 10 tane de mesela 3 tanesi kirli olabilir ama 7 tanesi sağlam olabilir. Buna ben bir şey demiyorum. İddia da etmiyorum ama bana çok yanlış geliyor veya nasıl diyeyim, yani imkansız geliyor yani. 4000 liraya 4500 lira kurban bağışı. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Yani bunu hayvancılığın içinde olan insanlar yazsın yani burada. Yorumunu yapsın. Bu kadar uyguna olmaz yani. E tamam biz satıyoruz hayvanlarımızı elhamdülillah. Bizim bir müşteri portföyümüz var. Allah razı olsun. Ne olursa olsun adam gelip bizden kurbanlığını alıyor. Ama şimdi pazara insana indirmiş, malını satamıyor. Yazık günah değil mi bu insanlara yani? Bu kadar emek etmiş. Mal para etmiyor. E şimdi ne olacak? Yarın bir gün kasaplar diyecek ki mal zaten para etmiyor diyecek. Yani kesecek yani adamın malını. Çok uygun fiyatlara kesecek. Şimdi bu adam emek etmiş. Bu adama yazık değil mi? Bu adam ne olacak? Seneye yapmayacak bu adam. E bu sefer ne olacak? Sen bu sene 15 liraya 20 liraya almadığın hayvanı seneye belki birçok insan hayvancılık yapmazsa bu sefer 60 liraya alacaksın abi. 60 bin liraya alacaksın yani. Ya hayvan şimdi biterse, hayvan kalmazsa ne olacak abi? Bu sefer devam edeceğiz biz. Uruguay, sadece Uruguay'ı besleyecek, bize gönderecek. Brezilya besleyecek, bize gönderecek. Adam daha pahalıya gönderecek bize yani. Yani hayvancımızı desteklememiz lazım. Vallahi billahi bakın bu işin içindeyim. Ben burada yani ben de bu işi yapıyorum. Yani insanları nasıl diyeyim size arkadaşlar? Yani kayırma falan değil. Bak ben emekliye düşünüyorum. Emekliye göre de hayvan var. Yani elimizden geleni yapıyoruz yani. Ama insanların bir emeği var ya. Adam 100 kiloluk malı diyor ki pazarda diyor mal ucuz. Antep'te şu fiyat, belediye başkanı şu fiyata satıyor. Abi git oradan al o zaman. O hayvanda 20 kilo kuyruk var. Yani şimdi şu hayvandaki kuyruk, o hayvandaki kuyruk bir mi yani? 20 kilo kuyruğu olan hayvan adam 100-200 liraya satar. 210 liraya satar. Şimdi sen benim merinosumla veya şöyle kuyruğu kibar hayvanla onu bir tutamazsın ki. Onda sen 20 kilo kuyruk alıyorsun. Bunda 3 kilo kuyruk var. Nasıl ben onu o fiyata vereyim? Yani bunları da arkadaşlar bazen besiciler düşünün. Yani yazık günah yani. Vallahi diyorum size. Yani insanlar emek ediyor. Yani hayvan besleyen insanlar vallahi emek ediyor. Yani gerçekten şu hayvanın bir maliyeti var. Bir kurtarır fiyatı var. Yani öldürülmesin yani. Adam 100 kiloluk mala bu şekildeymiş. 17 lira diyor, 15 lira diyor. Ya abi hayırdır, beleş mi ya? Götürür keserim abi sana vereceğime. İstersen 5 lira tutsun yani. Bazısı da fırsatçılık yapıyor. Tamam elinde olmayan ben bir şey diyemiyorum. Yani diyemem yani. Hakkım yok zaten. Demem. Bana düşmez o yani. Ama
Bazıları da fırsatçılık yapıyor yani. Yazık, günah. Gerçekten besleyen insanlar, yani bakın adam şunu beslemiş, hayvan bakın nasıl beslemiş, bakın bunu ben adamdan yani elden aldım yani, şu hayvan daha dün indi. Bakın adam ne güzel beslemiş, mallar bembeyaz, pasparlak ya. Buna insan emek etmiş yani. Demek ki bu adam bu hayvana nasıl emek etmiş, çoluğuyla çocuğuyla bakmış yani. Yani yazık, günah değil mi ya? Yeme alıştırmış, bakın aynen akıllı oluk. Akıllı oluk hayvanı 24 saat önde yem. Adam diyor ki abi ben bunu arpayla besledim diyor. Şöyle ettim, böyle ettim yani. Ya zaten insanlar elinden geldiğince indirimi yapıyor yani. Tamam 250 açıklandı. Şimdi Antalya'da 300 diyorlar. Her yerde bir fiyat açıklandı. Şimdi toptan benim arkadaşlarım var. Yani Antalya'dan, misal Silifke, Mersin'den, ne bileyim Göksu'ndan keçi aldılar. Toptan 240'a 250 liraya keçi aldılar arkadaşlar. Şimdi bu adam nasıl 250'ye satsın? Bu adam yediriyor, fire veriyor bu hayvan. Hava zaten sıcak. Yazlık günah değil mi? Bu adam emek ediyor bir aydır. Fiyatlar düştü. Ya keçiyi o adam nasıl versin? Yazlık günah değil mi bu adam? Tamam bazı şeyler yükseldi. Yani şimdi ben hükümete şunu da söyleyin yani. Şimdi tamam hayvan pahalıysa bu yemin de fiyatını çeksinler arkadaşlar. Bu yemin 500'e vermesinler, 550'ye vermesinler. Çeksinler abi, 300'e çeksinler fiyatını, 250'ye çeksinler, herkes uygun verir. Uyguna beslerse uygun verir. Şimdi şöyle düşünün, buğdayın kilosu 8 TL, ekmeğin tanesi 10 TL. Yani 1 kilo buğdaydan 5 tane ekmek çıkmıyor mu? Adam 50 liraya satıyor fırıncı misal. O kadar düşünürsek çiftçiye 8 liraya buğday satıyor. Ya hesap edin, 8 liraya aldığı buğday adam un yapıyor, onun maliyeti, emek harcı onun maliyeti 20 liraya mal olsun, 30 liraya. 5 ekmek 30'u bölün 6 liraya satılsın abi ekmek de o zaman. Niye 10 liraya satılıyor bu ekmek? O da maliyet. Onu da düşünün. Yemciyi de düşünün. Bizi de düşünün. Besiciyi de düşünün. Yani arkadaşlar herkes de gelip hayvancıya kızıyor. Yani ben bunu götürüp daha da yaysam bu sefer de abi bunda yayılmış, bu malda et yok, zayıf. Abi ucuz hayvan diyorsun. Aha zayıf mal al o zaman. Arpa veriyorsun. Mal düşük. Uygun ver. Yani bunlar olmuyor arkadaşlar. Birbiriyle orantısız yani. Neyse arkadaşlar. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet. Yeni hayvanlarımız geldi. Besiciler düşünelim lütfen arkadaşlar. Vallahi bu emek ediyor. Yani bunların hepsi emek. Çolla çocukla içine giriyoruz. Yani herkesi düşünelim yani. Yani pazarda insanlar o kadar insan mal indirmiş. Vallahi yazık, böyle canım sıkılıyor yani. İnsanlar mal satamıyor ya. Yazık, günah değil mi ya? Arkadaşlar Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın.